1816'da Robert Stirling tarafından icat edilen Stirling motoru, benzinli veya dizel motorlardan çok daha verimli olma potansiyeline sahiptir. Ancak Stirling motorları yalnızca denizaltılar veya yatlar için yardımcı güç jeneratörleri gibi sessiz çalışmanın önemli olduğu çok özel uygulamalarda kullanılır. Soğuk plaka, yer değiştirici yalıtım silindiri, sıcak plaka. Stirling motoru harici bir ısı kaynağıyla çalışır. Sıcak plakaya ısı uyguladığımızda ve yalıtım silindiri aşağıdayken alt plakadan içeriye gelen ısı akışı engellenecektir. Bu durumda havanın çoğunluğu üst soğuk plaka ile ısı transferine uğradığı için içerideki hava, çevredeki havanın sıcaklığına yaklaşarak soğur. Yalıtım silindiri ile dış kısım arasında havanın geçebileceği küçük boşluk bulunur. Sıcak plakaya ısı uygulanmaya devam ediyor. İçerideki havanın sıcaklığı artarsa basıncı da artar. Artan basınç ile yalıtım silindirini yukarıya taşıyabiliriz. Hava yalıtım silindirinin yardımıyla soğuk plaka ile ısı transferini keser. Bu durumda havanın çoğunluğu alt sıcak plaka ile ısı transferine uğrar. İçerideki hava çevredeki havanın sıcaklığından daha yüksek. Harici ısı kaynağı kullanarak yalıtım silindirinin yerini basınç sayesinde değiştirebildik. Ancak bu durumda hep yukarıda kalır. Daha fazla ilerleyebilmek ve çevrim sağlayabilmek için krank ve güç pistonu mekanizması kurmalıyız. Piston yalıtım silindirini aşağı yukarı hareket ettirebilir. Krankın biri güç pistonuna, diğeri 90 derece farkla yalıtım silindirine bağlıdır. Yalıtım silindiri orta konumdayken ve güç pistonu aşağıdayken ısı uygulamaya başlayalım. Isınan hava ve artan basınç sayesinde yalıtım silindiri yukarıya çıkarken, artan basınç sayesinde güç pistonuna da kuvvet uygulanır. Bu noktada yalıtım silindiri, soğuk plakanın ısı transferini kısa süreliğine tamamen engeller. Bu aşamada hava sıcaklığı ve basınç daha da artar. Krank sayesinde yalıtım silindiri orta konuma geri gelirken, aynı zamanda daha da yükselmiş olan basınç, pistonu daha da ittirmeye devam eder. Piston tepe noktasına ulaştığında, yalıtım silindiri yine krank sayesinde orta konumdadır. Isınan hava soğuk plakayla ısı transferine girer ve soğumaya başlar. Basınç azalır. Volanın momentumunun da yardımıyla piston zorlanmadan aşağı doğru hareket eder. Piston en alt konuma ulaştığında, başlangıç noktasına geri döneriz ve döngü tekrarlanır. Motorun altına bir buz bloğu koyarsak, iç hava sıcaklığı ve basıncı, atmosfer sıcaklığı ve basıncından daha düşük olur. Motor ters yönde döner. Kısaca bu motor, iki plaka arasında bir sıcaklık farkı olduğu sürece çalışmaya devam edecektir.